Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteyiz'in 26. bölümüne hoş geldiniz ve yanımda bir adet Profilis hayırsızı var. Merhaba. Hayırsızdan nasıl merhaba diyebilirsin. Yani. Ve içeri girelim. Ve burayı birazdan açıklayacağım. Şuraya bir tane bağış kutusu koyduk. Kullanmadığımız, başkalarının ihtiyacı duyabileceği şeyleri buraya atıyoruz. Ben şunlar hariç, şu small coal boiler'lar hariç hepsini ben koydum buraya. Çünkü hiçbir işime yaramıyorlardı. Ve valla! Basitçe yukarıdaki Yellowrite bağış kutusuna Yellowrite ore'lar konuluyor. Onlar şu Segmil'e gidiyor. Segmil'den Furnace'ın üstündeki chest'e gidiyor. Furnace'dan buralara dağılıyorlar. Ayrıca bilgisayarın programı oturtuldu. Yani. Bir saniye, mesaj geldi yine. Evet. Bizim mandalina'dan. Bilgisayar programı oturtuldu. Coverlar her yerle kapandı. Ve şu transformer'ı da koydum. Evet. Sen grubu sessize al. Susacak gibi durmuyoruz biz. Yani fark ettim. Alacağım biraz. Hatta alayım hemen. Evet, grubu da sessize aldığımıza göre. Şimdi yapmayı planladığım asıl şeye girişeceğim. Bu bölüm. İlginç bir şeye girişmeyi planlıyorum. Ama onu biraz sürpriz olarak sunacağım. O yüzden hemen geliyorum. Evet ve geri geldik ve öncesinde craft etmem gereken önemli bir şey var. O da bolca bu şekilde craft ediliyormuş. Şu. Bence biraz fazla craft ettim ama olsun. Fazla mal göz çıkartmaz. Şu nerede şuraya geçsin. Bunları Ambrosia'ya çevireceğim. 3 stack Royal Jelly. Evet. Hani diyularımı bu şekilde bitiriyorum. 1, 2, 3. Bir stack Ambrosia. Çok fazla açık duyuruya benzemiyor ancak token de yiyebiliyoruz ve 38 saniyelik regeneration veriyor. Evet, bunu da yaptığımıza göre gizli projeye doğru ilerleyelim hemen. Evet ve gizli projeyi yapacağımız yere geldik. Gizli proje nedir diye soracak olursanız, valla. En son seni koyayım. Dın 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 dın. Ah, neden olmadı? Bir saniye. 4 eksik soul sand mi koydum acaba? 4 tane koyman, 3 tane de wither kafası koyman. Evet. Olması lazım. Olmadı. Kafaların hepsi düz ha, bakacak. Kafayı sonra koyacakmışım. Aynen. Ve patlamasını bekliyoruz. Evet, patla. Patladı. Ambrosia'mızı bir içelim. Regen'imizi versin bize. Yalnız Wither'ın şapkası var. Oo, ne güzel. Hangisi? Kulaklık. Hangi şapka yani? İkişmeli geçiyor gibi mouse seslerinden. Ve Wither'ımız öldü. Phew. Yay. Aynen. Phew.
Evet, server'ın ilk Wither'ını öldürdüm. Zaman şimdi şu ekstra utility'sinin şeylerinden yapabilirsin kanatlarından. Hayır yapamazsın. Onda başka nasıl biniyorsun? Kapatıldılar direkt. Nasıl ya? Onlar çok OP. O yüzden yapabilirsin dememiş şey oydu. Onlar zaten pakette kapalı. Bu kapalı olmasalardı bile ben kapardım. Aa. Ama bir kanat var. Botanya'nın Hangisi? kanatları. Ağlama. Yani. Şey bir adet boss öldürmen lazım Botanya'da. Gelmiş. Evet. Bu arada bu Nether Star'ı neden aldım diye soracak olursanız. Neden aldım sence Reha? Ha, Reha demişim. Reha beni andı. Bakalım mı almış mı? Aynen. Anmıştır kesin. Şey demiş, Optek'in adı var falan demiş. Evet beni anmış. Tamam. Oradan gelmiş. Evet. Bu Nether Star ile ne yapacağız diye soracak olursanız hayır, Beacon yapmayacağız. Chunk Loader yapacağız. Onun için Deep Storage Unit lazım. Benim şimdi Chunk yok, sen değilsin. Ha, bunu da kullanabiliriz bir ara. Şimdi Deep Storage Unit. Önce ben 8 tane alüminyum plate ve pardon 8 demişim. 12 alüminyum plate ve 12 steel rod lazım. 6 steel, 12 alüminyum. Başka ne lazımdı? Ha, plastik pulp. Şimdi siz gelin şöyle. Extruder sen de şöyle gel. Bana rodları ver. Evet bunları iyi ki medium voltaja upgrade etmişim. Kat ve kat daha hızlılar. XP'lerimizi de şuraya bırakalım. Bayağı bir tüketmiştim en son. Evet. Bayağı XP tüketiyorum bu seride ben ya. Evet ve tabii ki de plastikler jet hızıyla işleniyor. Evet, plastiklerimiz de işlendiğine göre geçelim yerimize. Evet, yalnız burada 12 tane varmış. Merkezde ne var? Low voltage machine casing. Benim steel plate'im var mı? Hayır, steel plate'im yok. Tabii ki de. Zaten ne yapmaya çalıştığımda bir şey yapım hazır olmamış oluyor. Ya burada varmış tamam. Neyse. Bunlar da hazırda bulunsun. Lafımı geri alıyorum. Evet. Senin update nasıl gidiyor? İndiriyordu çok az. Ha inmiş. Güzel. Bunu Evet, bu yüklemen wrench'i en lazım. sonunda Bunu al. kırabildim. Efendim? Sen söyle. Wrench'i en sonunda kırabildim dedim. Neyi yüklemen lazım mı? Ya şey ben bunun dosyalarını şimdi normal Minecraft aktaracağım ya AT'den. Evet. Bir yere çalıştırmam lazım mı yoksa direkt aktarayım mı? Direkt aktar. Yeni konfigleri kurdun ama değil mi? Ya işte şimdi kuracağım. İndirdim, daha yeni indirdim. Ha. Dosyaları alıp normaline aktarıp sonra da konfigleri atacağım. Evet. İki tane de
Redstone blok lazım bana. Cidden güzel oldu bu makineler. İyi ki medium voltaja upgrade etmişim. Evet. Bu arada herkese tavsiye. Yapabildiğiniz takdirde direkt medium voltaj yapın. Şimdi deep storage unit senin için. İki tane sen. 9 tane. Nasıl dur? 6 tane siz. Burada zaten varmış 3 tanesi. Evet. 2 tane siz. Galanda plastik sheet. 2 adet deep storage unit hazır. Ardından şunlar gelsin. Kalanını da halledek. Nether Star ve plastik sheet. Ve chunk loader'ım hazır. Oh yeah. Şimdi sen enerjiyi mutlaka Arif olarak mı istiyorsun? Öyle bir durumumuz söz konusu, değil mi? Evet, mutlaka Arif olarak istiyor. Evet, bu sıkıntı. Bunu bilmiyordum. Power Converters. Senin için ne lazım? Enerji Bridge için. Hadi tamam. Energy Dust. 4 tane Ruby. Tam olarak 4 tane Ruby'm var. Ama Macerator'ın yenisini koymuş muydum? Sanırım hayır olabilir. Evet, koymamışım. Hayır, şey, medium voltage macerator'ım yok. Nasıl? Bana mı dedin? Evet, Yazı nasıl? yazıyordum da pek anlamadım. Medium voltage macerator koymayı unutmuşum. O da güzel. Aynen. Ama o zaman ne yapıyoruz? Workshop. 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 Diyerekten workshop'a gidiyoruz. Benim yakında Enhance Portals'a geçmem lazım. Keşke demeden gitseydik. Neden? Köfte. O söylediğini sen duymadın da biz duyduk. Evet, biliyorum. Niye? Niye? Lanet olsun, neden söyledim onu, bu gülüşü hak etti. Ne yaptım? Daha şeytani olalım. Ve Evet, dördüncüsü. köftenin diğer yüzünü görüyorsunuz. Yani öyle karanlık bir yüzüm var. Evet. Karanlık köfteyi de gördüğümüze göre kaldığımız yerden devam edelim yolumuza. Bu arada WhatsApp grubunda bir şeyler var mı? Yok, bir tek Zahir sana teşekkür ediyor. Aa, tamamdır. Umrumuzda değil Zahir'in teşekkür. Bekliyorum onu. Reaktör veriyorsun bekle. Yine. Eğer zahmet olacaksa ben de bekleyebilirim. Neyi? Ne, bekle bir zahmet dedim ya. Ha. Evet, ve şimdi aşağı inelim. Ve kendimize bir ara redstone işlemem lazım. Redstone'larım bayağı azaldı. İşlememiş redstone'larım daha doğrusu. Evet. Silver Dust.
Seni Segmil'den geçirsem işleniyor musun? Evet, işleniyormuş, tamam. Hangisine? Silver'ı. Enduro'ya şu normal isimli madenleri işliyor yani, sıkıntı yaratmıyor. Evet, ardından Glass. Bakalım bu Glass'ı kabul edecek mi? Hayır etmedi çünkü çevirmemizi istiyor. Bakalım şurada çevrilmişi var mı? Evet, hazır çevrilmişi var. Ama oynanmışı yok. Evet, 2 adet Glass Fiber Cable. Şimdi Cobalt Plate ve Dance Lead Plate lazım. Ve Cobalt Cable. Kobaltım ne kadar var? Var biraz. Şimdi. Cobalt plate. Tamam. Tamamdır. Sevgili Wiremill. Sevgili Plate Bending Machine. Evet. Ardından bunları kaplayıp bu hazır. Cobalt plate'ler hazır. Medium voltage transformer'ı hazırlayacağız. Bunlar hazır. Bu arada siz böyleymişsiniz. Ardından Medium voltage transformer'ım var mı? Yok. Ama yapımı fazlasıyla kolay. Medium voltage transformer. Kolay iş. Şimdi de gold kablo. Bayağı bir Greg recipesini komple ezberlemişim. Ama bunu ezberleyememişim sanırım. Çünkü öncelikle şu adımı unuttum. Önce buna çevirecektik. Evet, medium voltage transformer ve şimdi işin ilginç yanı. Bunu 9 konfigürasyonuna çevireceğiz. Ben buraya bir chest koyacağım ileride. Baya değişik tip circuitler bulunsun orada. Ama şimdilik sevgili Screwdriver. Tamamdır. Bunu 9 konfigürasyonuna getirdik. Ardından LED'imiz ne kadar var? 36. 2 adet yani 18'ini kullanacağız. Bunun yanı sıra EU Extreme Voltage Consumer. Tamam, bu ucuzmuş. Tamamdır, bunda sıkıntı yok. O zaman bu arada bunu yapmak için medium voltaj şart. Çünkü gördüğünüz gibi 96 EU istiyor. Ve biraz yavaş kendisi. O zaman biz diğer arkadaşları bir yapalım. Extreme Voltage Consumer, Iron Plate, HV Transformer ve tam fazlasıyla kolay. HV Transformer zaten hazırda var. Kullanacağız diye barındırmıştık. 4 tane senden. Aynı plate'lerden de 4 tane. 5 aldım ama. Evet. Siz ve sen. Consumer. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Dinliyorum. O USB'leri söylerken ben dinlememe rağmen yoruldum. Yani doğal olarak. Yoruldum yani. Ve benim daha fazla LED'e ihtiyacım olacak. Neden şaşırmadım acaba? Neyse, LED orum var. Bunları işleyeyim bari.
Bari bir kısmınız 4 verin. He, bu verdi mesela. Bir bakalım Silver'ın yan ürünü ne? Silver'da LED veriyormuş, tamam. O zaman bu Silver'ları da işleyelim. Hadi azıcık LED üretin. Tamam, ürettiler bile. Şimdi yukarı çıkak. Benim yemeğim burada. Inventory'm biraz darma duman oldu savaş yüzünden. Ama olsun. Bir tane dance plate'imiz hazır. Daha bir tanesi hazır. O kadar yavaşlar. Tamamdır. Bunlar da yeterli LED'i elde ettim. O zaman ben, bu da demek oluyor ki ben direkt şu LED'lerin olmasını bekleyip yukarıdaki birazdan geliyorum. Evet ve geri geldim ve son plate neredeyse olmak üzere. Bu arada bu plate'lerden her biri 93 saniye sürüyor. Hüv, ve biter. Ve gelelim buraya. Şimdi bu arada faktör bu ne istiyor? Dance Bronze Plate istiyormuş da. RF Producer. Consumer yok bu arada. Grek dışındaki Grek ve IC2 enerjisi haricindeki bütün producerlar oyundan kaldırılmış durumda burada. Yani craft edemiyorsun onları. Ki mantıklı da bir nerf. RF Producer. A battery buffer'mış bu. Tamam. O zaman low voltage battery buffer ne istiyordu? Tamam, tin wire. Ve bir tane de chest lazım. Tabii ki de hazırda chest'im yok. O zaman hazırda olmayan chest'leri kullanacağız. Kızda Voilà. bana çok kötü şeyler hatırlatıyorsun ya. Ne gibi? Şimdi gidip tekrar izleyeceğim. Neyi? Abi filme. Bu İki arada kişi arasında söylemiştin ya. hani algılayamadım. Bu arada şunu bir yapayım. Evet. İlk olarak consumer'ımızı buraya koyuyoruz. Ardından enerji bridge'imizi araya koyuyoruz ve gördüğünüz gibi kendisi şarj oluyor. Ve RF producer. Sonrasında da chunk loader. Oy. Kesmiyor. Tamam, bu chunk loader hayal azıcık. Evet, bu chunk loader biz şimdilik hayal. Ay ya da dur. Önce şarj olmasını bekleyelim. Şarj olsun bir. Çünkü bayağı geniş bir deposu var bunun. Şimdi RF ile EU arası dönüşüm ne kadardı? Biliyor musun? Bana mı dedim? Evet.
O konularla alakam yok ya. Ben üretirim sadece, çevirmek falan bana göre değil. Evet, fark ettim. Neyse, bu açık kalsın. Bu arada bunun radius'ının 2'den fazla çıkmaması üzdü. Şimdi bir şeye bakalım. Evet, buradan loaded chunks. Evet, kare şeklinde yüklüyormuş bu arada. Koyun tarlası içinde barınmıyor fakat geri kalanı barınıyor. İş görür. Ya. Aynen. Bu arada 3128 RF tüketiyor. Evet, her halükarda gene bunu çekiyor şu an. Yok abi, bu şimdilik bize fazlaymış. Biz hala gene klasik yöntemle devam edelim. Daha sonra geçeriz daha gelişmiş işine. Ama bu arkadaşları kullanacağım yakında. Şimdilik değil. Şimdi değil ama yakında kullanacağım. O zaman smooth stone'larımızı alalım ve bu bölüm boşuna bunu kullanmamızla geçti. Ama craft işini halletmiş olduk erkenden. Belki RF üretmek için de dev bir reaktör yapabilirim. Ondan sonra oyun onunla olabilir. Aslında hani senin optekte iki tane reaktör bence gayet çekici olabilir. Bu arada benim yakında planladığım ilginç bir şey var. Bu reaktörü yana kaydıracağım. Bir tane daha koyacağım yanına zaten de. Ve bu reaktörü de büyüteceğim bu arada. Çünkü şu chestler ve RF makineleri taşınacak yukarı. Anladım. Evet, hani basitçe bir tanesini, onlardan bir tanesini RF üretmek için kullanırım. Ya da ikisini de steam üretmek için kullanırım da biraz da RF üretecek türbin de eklerim. Şuralara falan. Evet, şuralara ekleyebilirim türbin. Mantıklı, evet. Bunlara fazla yükleniyordu. Oh. Yani halledeceğiz bir şekilde bir ara. Evet, ledlerimizi aldık. 32 tane led, 35 tane ledim kaldı toplamda. İş görür diye düşünüyorum. Onun yanı sıra bakalım. Aa, dur. Önemli bir şeyi yapalım gene de. O da enerji bridge'i taramışım. RF producer taramışım. EU consumer'ı taramışım. Chunk Loader'ı da taramamışım. Bu arada Chunk Loader bayağı fazla araştırma veriyormuş. Enerjiyum da seni de araştırmamışım. Gel buraya Enerjiyum Dust. Teşekkürler. Evet. Yapacak başka bir şey aklıma gelmiyor şu an bölümde. Bunun için planlamışım her şeyi ancak olmadı. Artık RF üretecek bir sistem yaptığımda olacak. Evet, bayağı sağlam RF üretecek. Gelsin şunlar. Buradan Electrolyzer'a atalım bunları. Bu şekilde boş geçen bir bölüm oldu bu. Süre ne kadar tuttu bilmiyorum. Boş geçen bölüm mü? Emin Ha. misin? Proje başarısız oldu. Bu boş geçen bölüm demektir. Geriye dönüktür belki de. Ne? Ya proje ileriye dönük.
hayatta ama şu an için başarısız. O zaman... Aa, dur, yapmam gereken bir şeyi hatırladım. Alkemi Katalist. Ama ondan önce başka bir şey daha var. Bunu Alkemi Katalist'i değil de... Çok önemli bir arkadaş. Terra Steel yapacağım. Terra Steel yapmak için bana... O bloğun adı neydi? Sealant ilginçmiş. Harf. Ha. Terra... Evet, sen... 3 lapis lazy block, 1 block of mana steel. Ve şu runlar. Runlar için runic altar lazım. Runic altar. Sen mana pearl ya da mana diamond ve living rock'tan oluşuyorsun. Evet, kolaysın sen. Beraberinde bir tane daha mana spreader. 6 çiçek. Bu arada biraz çiçek toplamam lazım. Bir tane de gold. Oo, tam 5 stack gold'um kalmış. Evet, mana spreader gel. Ha, şimdi runic altar. Önce bir uyuyalım. Ardından runic altarımızı bir gösterelim. Bu arada runic altarı Botanya'ya bulaşanlar arasında en geç yapmış olan ben olabilirim. Diyorsun. Evet. Hatta olabilirim değil, direkt benim. Ve Wand'ımı aşağı Yok alayım. ya. Ne? Ben yapmamışımdır. Botanya'ya bulaştın mı sen? Çok az. Hani şeyler, hepsleri falan yapmak arası için. Ha. Bu kadar bulaştım yani. Sen de sadece sana verdiğim şeyleri şarj etmek için bulaşmıştın. Abi öyle bulaşmıştım. Hani bir de kendime bir iki şey yaparım diye bulaştım. Bir de şey yapacağım işte, şimdi yüzükleri falan yapacağım bu Ha. kadar. Şunu bind moduna alalım. Hayır, kılıç değil. Şimdi ardından bunu inatla göstermiyor. İnatla kazara V'ye basıp duruyorum. Şimdi Rune of Fire bu. Evet, bunların hepsini tek tek yapacağım. Yapılışları direkt bu malzemeleri koyup şu wand'la sağ tıklamakta diye hatırlıyorum. Function moduna getir. Ya da dur, pardon, Living Rock koymakta üstüne. Emin olamadım şu an. Hemen bir bakalım. Lexica Botania. Evet. Before Lexica. Evet, Living Rock koyuyoruz. Yani diğerinde Seed koyarken bunda da Runic şey. Anladınız. Bu arada diğer arkadaşı ben eski base'de mi unuttum? Evet, eski base'de unuttum. O zaman kendime bir adet doli alayım. Orada zaten unuttuğum bayağı da bir çiçek vardı. Bu bölümü onları alıp bitirelim. Bence güzel bir bitiş olabilir. V'ye basılı tutunca elevatorlar çalışmıyormuş. Evet. O Neye zaman. basılı tutunca? V'ye. Benim Ne push'u sol alaka tuşum. ki? Push sol tuşum. Ha. Ve profiliz joined the game. Hoş geldin.
Abi ben daha şu an ekran görüyorum. Daha gitmedi oyuna. Ama sağ ol. Sen de gel. Bu baby. Şimdi bunları da tamamladığımıza göre o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.